çocuktum yani bunu karar verdiğim noktada ama doğru bir karar verdiğimi de düşünüyorum. Hiç pişman olmadım. Hiç unutmuyorum. Bir ödülde limonumun çekirdeği düşmüştü dizime. O çekirdeği bile yediğim günü hatırlıyorum. Aa. Bu kadar zorlanacağımı tahmin etmemiştim. Öyle söyleyebilirim. Başarmak beni ben yapıyor. Başarı benim ikinci adım diyebilirim. Eğlenceli tarafımı gösteremedim, bunu söyleyebilirim. Evet, şampiyonluk bir kupadan ibaret. Perviz sadece benim ayaklarıma bakıyor. Ben de Perviz'e, Perviz diyorum. Perviz üçüncüde falan duydu beni. Dedim ne yapıyorsun? Bir buçuk ay dayanmaya çalıştım. Ama baktım olmuyor. Daha fazla uzatmanın anlamı yoktu. Dedim hala beni nasıl keşfedemediler ya. Bu kadar aslında naif, işte hani sakin görünüyorum ama içinde benim savaşçı bir ruh var. Aslında Elif bu. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Elif Gören. Hoş geldin. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Evimize ve ofisimize. Evet. Açık alandayız bugün. Evet. Çok güzel bir program bizleri bekliyor diyelim. Nasılsın? İnşallah. Nasıl gidiyor hayat biraz? Onunla İyiyim. Başlayalım. Teşekkür ederim. Hem branşıma özgü bir cevap vermiş olacağım. Koşuşturmacayla gidiyor. Evet. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Antrenörlük yapıyorum. Atletizm antrenörüyüm. Aynı zamanda pilates ve fonksiyonel antrenman üzerine özel dersler veriyorum. Süper. Her şey yolunda. Sağlığım bir kere yerinde. Evet. Hayat keyifli. O yüzden güzel geçiyor diyebilirim. Harika. O kısımlara geleceğim. Şöyle genel başlamak istiyorum. Hani sizi tanımayanlar bilsin istiyorum. Nasıl bir çocukluk geçirdi Elif? Nasıl bir ailesi vardı? Kardeşi var mı? Neler yapar? Biraz öyle başlayalım. Tabii ki. Çok hareketli bir çocuktum ben küçükken. Sokaklarda büyüdüm diyebilirim. 4 kardeşiz. Ben 3 numarayım kardeşler arasında. Ve en hareketli, en hiperaktif, en yaramaz çocuk diyebilirim. Hep böyle bir klişe hikayeler vardır ya, işte evde ekmek almaya işte hep ben giderdim diye. İşte o kişi benim. En hızlı ve en çabuk ekmeği alıp getiren kişi ben oldum çocukluk döneminde. Ve hiç durdurak bilmiyordum gerçekten. Hatta küçük bir anımdan bahsedeyim size çocukluk dönemimde. Doktor terlikleri vardır, bilir misiniz? Üstü kapalı. Evet. Annem sürekli bana onlardan alırdı. Yeter ki koşmayayım diye. Çünkü ben her yere koşarak giderdim. Onu aldığında mutsuz olurdum. Onu giymemek için de gider bir köşede onun parmağını deler. Anne işte terliğim yırtıldı, ayakkabılarımı giymem lazım gibi. Bu şekilde koşmak istiyordum yani. Öyle bir çocukluğum geçti. Hiç durmuyordum. Bu aslında... İyi mi kötü mü tartışılır. Ben şanslı olduğumu düşünüyorum bu anlamda. Çünkü şu anki çocuklarımıza baktığımızda gerçekten bilgisayar başında evde kapalı bir şekilde apartman çocuğu adı altında geçiyor. O yüzden benim çocukluğum çok şanslı geçti. Harika. Evet. Sizin o spor aşkı da oradan geliyor o zaman, o koşu, atlet olma falan. Sporla 12 yaşında tanıştım. dediğim gibi çok hareketli bir çocukluk dönemi geçirdim ve beden eğitimi öğretmenlerim tarafından bu hareketliliğim fark edilip spora yönlendirildi. İlk sporla basketbolla tanıştım. Daha sonrasında atletizmle devam ettim. Okula giderdim, basketbol oynardım, sonrasında atletizme katılırdım, sonra sokakta oyun oynar, derslerimi çalışırım, masanın yemek masasında uyuduğum günlerimi hatırlarım. Anca o zaman durulabiliyordum. Ve bunu sporda başarı elde etmeye başladıktan sonra bir kırılma noktası vardı benim için. Atletizm ve basketbol arasında tercih yapmak zorunda kaldım. Atletizm o çocukluk dönemimde aldığım ilk madalyayla birlikte çok daha heyecanlı ve hareketli geliyordu. Sonrasında atletizm maceram bu şekilde başladı. Bir hayat dönüm noktası gibi olmuş sanki. Evet, aslında yani... Çocuktum yani bunu karar verdiğim noktada ama doğru bir karar verdiğimi de düşünüyorum. Hiç pişman olmadım. Atletizmde başarılar elde etmeye başladıktan sonra hobi olarak, amatör olarak aslında yapıyordum. Sonrasında bir kırılma noktam daha var. O da lise arası dünya şampiyonası. Ve burada altın madalyayı aldıktan sonra hedefimi artık profesyonel anlamda daha ileriye taşımak için planlar yapmaya başladım. Bu planlarımın arasında da bir sporcunun hayali olan tabii ki olimpiyatlar vardı. Buna göre şekillendirmiştim. Artık amatör değil, profesyonelce yapıyordum. Yani artık bu benim hayat, yaşam biçimim ve işim, mesleğim olmuştu. Çocukluk dönemimdeki o hareketliliği avantaja çevirip büyük başarılar elde etmemi sağladım. Sporla birlikte eğitim hayatımı da buradan kazandım. Ekmeğimi de buradan kazandım. Hala da kazanıyorsunuz. Hala da kazanıyorum, evet.
Böyle bu şekilde anlatabilirim. Sporla iç içe çok tatlı bir hayat olmuş sizinkisi. Sporcu kimliğinizde öne çıkan bir isimsiniz. Hatta 2012 olimpiyatlarında da katılan en genç sporcu olmuşsunuz. Bu yola nasıl çıktınız? Bu nasıl başladı bu hikaye sizin için? Öncelikle daha önce de söylediğim gibi yani her sporcunun hayalidir olimpiyatlar. Evet. Olimpiyat dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesidir. Ve ben lise arası dünya şampiyonasında o madalyayı aldıktan sonra hedefimi, gözümü oraya dikmiştim. Bunu anlatmam bu kadar kısa sürede mümkün değil ama özetlemem gerekirse o yarışmadan sonra artık tamamen profesyonel hayata geçiş yaptım. Çok fazla özverilerde bulunduk, çok fazla zorluklar da yaşadık bu dönem içerisinde hem maddi hem manevi. Ama asla pes etmedim ve ardından Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları, her yaş kategorisinde dünya, Avrupa şampiyonalarına katıldım. Gençler Avrupa üçüncülüğü elde ettim. İslami dayanışma oyunlarında üçüncülük elde ettim. Ve artık olimpiyatlardaydım. Ve bunu gerçekten kelimelere dökmem çok zor. İnanılmaz bir atmosfer ve gurur verici bir durum. Ülkeyi temsil etmek çok... Kesinlikle. Hem bir sorumluluk, hem bir sevinç, kesinlikle, heyecan, hepsi bir arada. Yani oraya hani o bayrak temsili, evet, var ya, hani kendinizden de geçiyorsunuz. Hani o başka bir sorumlulukla gidiyorsunuz oraya. Evet. Ve dünyanın her tarafından gelen çok ünlü branşında muhteşem olan insanlarla karşılaştım. Ve hayatımda hep böyle şey, farkına vararak yaşamaya çalışıyorum bazı şeyleri. Orada da yaşım çok küçük, evet. Ama oraya gittiğimde her bir sporcunun her saniyesini izlemeye çalıştım. Yani antrenmanlarını nasıl yapıyorlar, işte yemeklerinde ne yiyorlar, nasıl konsantre oluyorlar. Hep bunları gözlemleyerek geçti aslında. Madalya şansımız evet yoktu ama orayı o şekilde gidip ülkemizi temsil etmek bile inanılmaz gurur verici bir şeydi benim için. Harika. Peki biz sizi aslında tabii ki sporcu kimliğinizle de tanıyorduk ama asıl böyle hani ekranlara çıktığınızdan itibaren Elif olarak bir tanımaya başladık. Survivor Elif olarak tanımaya başladık. Bu yolculuğunuz nasıl başladı? Acun Ilıcalı ile yollarınız nasıl kesişti? Siz mi katılmak istediniz yoksa size davet mi geldi? Nasıl oldu? Dediğim gibi yani hem eğitim hayatımı hem normal yaşantımı spor sayesinde kazandım. Ve bununla birlikte de yine Survivor'a bu spor sayesinde aslında katıldım. Acun Bey ile 2016 yılında tanıştık. Kendisi tarafıma, ekibinin tarafıma bir teklifi oldu. Ama o süreç içerisinde 2016 ile 2020 yılları arasında sonuç olarak hem hedeflerim, hem ülkemi temsil etme sorumluluğum, hem de kulübüme olan sorumluluğum dan dolayı kabul edemedim. Ama merak ettiğim ve olmak istediğim yerde aslında. Çünkü hayatımıza baktığımızda belli bir süre var ve bu süre içerisinde tecrübe edinebileceğim şeyleri her zaman açık olan ve onları almak isteyen biriyim. Survivor'da hem yaşam koşulları anlamında hem de parkurları inanılmaz beğeniyordum. Ve aslında hayalim olan, yani orada olmak istediğim bir yerdi diyebilirim. Sonrasında artık buradaki görevimi tamamladıktan, sorumluluklarımı tamamladıktan sonra 2020 yılında Acun abiyle tekrar görüştük ve kabul ettim. Sonrasında Survivor serüvenim başladı. Harika. Aslında insanlar evet beni şu an Survivor Elif olarak biliyor ama arkamda başardığım aslında çok büyük başarılar, evet, var. Ve bunun için Acun Medya'ya çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Hem birçok branştan arkadaşım da katıldı, ben de dahil. Sporun farklı branşlarını da orada aslında tanıtabilme şansı elde ettik. Ve ben de sporcu kimliğim de orada yer aldım. Ve benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yine dediğim gibi yani orada da gerçekten parayla satın alamayacağınız bir deneyim. Birçok şeyi hani diyoruz ya, şükrediyoruz ya da işte hani iyi ki diyoruz. Onu orada gerçek anlamıyla yaşadığınız bir yer diyebilirim. Evet, doğru. Bütün zorlukları bir arada görebileceğin bir yer aslında. Hem özlemi yaşıyorsun, açlığı, evet, yaşıyorsun. Yani bir sürü duyguyu bir arada barındıran bir yer aslında, evet. Peki ilk gittiğiniz, hani tabii iki kere katıldınız. Yanlış değil mi? İki kere, evet, katıldınız. İki kere. İki kere katıldınız. Hani ilk gittiğinizde ya hiç böyle hayal etmemiştim, bu nasıl böyleymiş dediğiniz bir şey oldu mu? Tabii ki yani dediğim gibi birkaç şey duyum alıyorsunuz ya da tahmin ettiğiniz şeyler oluyor öncesinde. Yani şu anda da birçok insanın tahmin ettiği şeyler var. Ama oraya gidip onunla yüzleştiğinizde tahmininizin dışında bir zorlukla karşılaşıyorsunuz.
Düşünün yani şu an elimizde işte telefonumuz, istediğimiz zaman biliyoruz ki yemek yiyebileceğiz ya da işte etrafımızdaki kişilere ulaşabiliyoruz. Orada bir anda, bir günde her şeyiniz kesiliyor. Yani evet, sanki dünyayla bağlantınız kopuyor gibi hissediyorsunuz. Bir şort, bir tişört ve bir çantayla sizi boş bir adaya götürüyorlar. Evet. O anı hiç unutamam. Telefonlarımız artık alındığı an. Yani son bir saniyesini bile ailemle konuşabilmek için ayırdım. Hiç uyumadım diyebilirim yani. Sonra o adaya gidiyorsunuz ve açlıkla öncelikle yüzleşiyorsunuz. Hani birkaç gün idare edebiliyorsunuz. Hani o özlem duygusu ilk zamanlar bastırmıyor. İlk 1,5-2 ay inanılmaz bir açlık çekiyorsunuz. Gerçekten yani bir pirinç tanesine şükrediyorsunuz. Hiç unutmuyorum, bir ödülde limonumun çekirdeği düşmüştü dizime. O çekirdeği bile yediğim günü hatırlıyorum. O anlamda çok zor. Tüylerim diken diken oldu. O yüzden hani gerçekten şükürler olsun, çok zenginiz yani hani bir baktığınızda. Evet. Beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi de herkesin bildiği gibi aile özlemi. Evet. Onu da şöyle anlatabilirim yani ben aslında çok fazla kamp süreci geçirdim sporculuk hayatımda. Ailemden çok uzak zamanlar geçirdim ama dediğim gibi telefon ve iletişim var ya, o evet, biraz o şeyi köreltiyor sanırım. Orada en çok işte ailemi özledim. Yani onlar haberiniz beni çok zorladı. Haberiniz yok, iyiler mi? Durumları evet, nasıl? Ve sürekli öyle bir psikolojiye giriyorsunuz ki hep böyle olumsuz şeyler evet, düşünüyor insan ister istemez. Ve işte ülkenin durumu, sağlık sorunları vesaire her şey aklınıza geliyor. O yüzden ailemizin kıymetini bilelim. Gerçekten onlar şu an yaşarken, yanımızdayken onlara sımsıkı sarılalım. Yani bu kadar zorlanacağımı tahmin etmemiştim. Öyle söyleyebilirim. Doğru. Peki o kadar şey yaşadınız, o kadar süre adada kaldınız. Hiç pes etme noktasına geldiniz mi ya? Artık yapamıyorum, yapamayacağım dediğiniz bir gün oldu mu? Şöyle söyleyeyim yani şu an yaşantımızda her sektörde, her alanda zaman zaman herkesin yeter artık dediği noktalar gelmiştir. Evet. Ya da yapamayacağım dediği noktalar gelmiştir. Benim de hem sporculuk hayatımda hem de Survivor hayatımda belli bir dönem bu psikolojiye girdim. Ancak mücadeleci bir ruha sahibim. Ve hem zorluğu hem rahatlığı, yani bunları yaşadığım için ve bir şeyleri kendim çalışarak başardığım için bunu da yapabilme gücünü her zaman içimde hissettim. Ve neden burada olduğumu hatırlatarak kendime sürekli devam ettim, etmek zorundaydım. Çünkü başarmak beni ben yapıyor. Başarı benim ikinci adım diyebilirim. O yüzden her zaman da önceliğim başarı olmuştur. Yani maddiyat hiçbir zaman ön planda olmadı benim hayatımda. O başarma duygusunu çocuk yaşta aldığım için bunu da Survivor'da da aynı şekilde kendimi motive ederek devam ettim ve kadınlarda şampiyon olarak oradaki görevimi tamamladım. Peki iki kere katıldınız Survivor'a. Evet. Hangi Elif'i daha, ya bu daha tam anlamıyla katkı sağladı kendisine, yani bu daha iyi kendini gösterebildi dediğiniz hangisi oldu? Yani ilk katıldığınızda mı daha iyi hissettiniz kendinizi, ikinci katıldığınızda mı? Yani ikisinin de ayrı ayrı zorlukları ve güzellikleri vardı. İlk Survivor'ım tabii ki her şeyin ilki çok güzeldir ya. Evet. Yani çok heyecanlıydı. Ne yapacağınızı hiç bilmiyorsunuz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden orada ben kendimi iyi yansıttığımı düşünüyorum bu arada. Evet, eksik yanlarım var ama sonuç olarak şöyle bir reality show yani. 7-24 bir çekim altındasınız. Evet. Ve olayların gidişatına göre her şeyimizi veremiyorlar yani. Eğlenceli tarafımı gösteremedim, bunu söyleyebilirim. Ama kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. İnsanların kalbine dokunabildiğimi düşünüyorum. Bunları neden söylüyorum? Bir de tahmin etmediğim, yani az önce sormuştunuz ya, döndükten sonra o insanların karşılıksız olan sevgisiyle karşılaşmak, küçük yaştaki kardeşlerim ben üzülürken üzülmeleri, sakatlandığımda ağlamaları, işte başarılarımla sevinmeleri, benden daha çok istemeleri, onları görmek inanılmaz gurur verici bir şey. O anlamda da kendimi iyi yansıttığımı düşünüyorum. Hem sporcu kimliğimle hem de insani ilişkilerimle ve şöyle bir küçük bir şey de anlatayım, aklıma geldi. Instagram'da inanılmaz mesajlar geldi döndükten sonra ve o çocukların ailelerinden telefon alıp bana sesli mesajlar göndermeli. İşte Elif abla sakatlandığında ben çok üzüldüm. İşte ağlayarak mesaj gönderiyor o yazılar. Sonrasında sporu bırakmış, benim sayemde tekrar spora başlayan insanlar,
beni idol olarak gören küçük kardeşlerim, ailesinin evinde kızı gibi gören teyzeler, amcalar, yani bunun tarifini anlatamam. Evet. Yani şampiyonluk mu bu mu? Evet, şampiyonluk bir kupadan ibaret. Evet, başarmak güzel ama bunu, yani karakterimi de iyi bir şekilde yansıtıp insanların sevgisini almak, hiçbir şey değişmez. Ama size şöyle bir şey de vardı. Yani biz çok görüyoruz tabii, izleyenler bilir, işte tartışmalar, polemikler, evet, kavgalar, bundan beslenenler, işte gözyaşına sığınanlar. Ya biz bunları çok gördük. Herhalde bunu görmediğimiz çok ender, nadir insanlardan biri sizdiniz. Yani ne kavgaya, şeye girdiniz. Hani mesela ben çevreme de çok takip edemediğim zamanlar oldu böyle. Hani soruyorum, hani Elif'e sormak istediğiniz herhangi bir şey. Yani hiç polemiği olmayan, hani o kadar düzgün bir insan ki, hani onu böyle sorabileceğim bir polemiğimiz yok, kavgamız yok falan gibi geri dönüşler aldım. Bunu nasıl sağladınız yarışmada? Yani bunu gerçekten çok merak ediyorum ben. Yani şöyle anlatayım. Evet, bu düşünceler doğru. Ancak ben Elif o. Yani ben hayatım boyunca her zaman karşımdaki kişiyi kendi yerime koyarak bakmışımdır. Ve dedim yani, farkındalık. Kötüye kötülükle hiçbir zaman yaklaşmam. Her şeyi sevgiyle, iyilikle yaklaşmaya çalışıyorum. Bu demek değildir ki işte hiçbir şeyi de ses çıkartmıyor. Tabii ki yani ben de sonuç olarak insanım. Tabii. Ama orası işte bir önemli bir platformdu benim için. Zor şartlarda iyi insan kalabilmeyi göstermeye çalıştım ben. Ama bunu yaparken de hiçbir zaman kendimden vazgeçmedim. Yani neysem onu, yani kalbimi aslında döktüm, evet, evet, ben oraya. O yüzden orada da arkadaşlarımın dediğim gibi, yani oradaki psikolojik yansımaları farklı olabilir. Onlar bana o şekilde geliyor diye ben de onlara o şekilde gidemem. Ya da bir iki kişi arasında olan bir olayda hiç alakam olmayan bir şeyde araya giremem. Tabii ki haklıyı haksızı ayırabilen bir özelliğe sahibim tabii ki. Ama bunları çok ekran önünde değil, arka tarafta arkadaşımın kalbini kırmadan ona ifade ederek düzeltmeye çalıştım. Çok ekran önüne yansıtmadım açıkçası. O yüzden dünyayı sevgi kurtaracak ya. Hani ben çok mu böyle iyi düşünüyorum bilmiyorum ama. Katılıyorum. Ve hayatımızda da hep yaşarız yani bu tarz şeyleri. Ama hiçbir zaman dediğim gibi yani kötülüğe kötülükle ya da işte ne bileyim, bana bir taş atana ben ona ekmek atarım. Yani benim böyle bir yapım var. Onu da gösterebildiysem ne mutlu aslında. Bu süper, güzel bir şey. Evet evet. Kesinlikle yansıyordu bu arada. Kesinlikle yansıyordu yani. Peki yani çok şey yaşadınız aslında, biraz da bahsettiniz ama vardır böyle spesifik bir cevap. O kadar anı, o kadar özlemin dışında mesela unutamadığınız bir anı, bir an oldu mu bize anlatabileceğiniz? Evet, çok fazla var tabii ki ama şu an ilk aklıma gelenleri hemen söyleyeyim. İlk Survivor'a gittiğimizde Perviz'le birlikte bir off günümüzdü, pazar günüydü sanırım, hatırlamıyorum ama gününü, çok açız. İnanılmaz açız yani. Ben hani açlıkla böyle çok yemek yiyen de biri değilim açıkçası. Hani zorlamaz diye düşünüyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Bir gün böyle oturuyoruz işte, aradaki yapmamız gereken şeyleri yaptık, işlerimizi bitirdik. Oturuyoruz ve herkes boş bakıyor. Gözlemliyorum yani, ben de boş bakıyorum bu arada, bakıyorum ama Perviz sadece benim ayaklarıma bakıyor. Ben de Perviz diyorum. Perviz üçüncüde falan duydu beni. Dedim ne yapıyorsun? Ay Elif kusura bakma, duymadım ya, önümden kebaplar, şeyler, butlar falan geçiyor. Dedim tamam, ben o ben değilim değil mi yani? Hani çünkü bana bakıyor yani. Ayağınızı kemiriyor. Böyle bir anı yaşamıştık. Sonra bir tane de şey vardı. Benim korkmalarım çok meşhurdur bu arada. O da sanırım böyle reflekslerimin iyi olduğundan kaynaklı. Bilmiyorum, yüksek sesle ya da işte ani bir olayda tepki veriyorum. Bir gün konseyde isim yazdığımız alan var ya bizim. Oraya doğru düşünerek emin adımlarla gidiyorum. Yani ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Onları da bu arada çok beceremem yani. Hani çünkü herkesi seviyorum yani. Ne söyleyeceğimi, evet, de bilemiyorum. Neyse. Rampaya çıktım. İşte yazıyı yazacağım alana doğru giderken sol tarafta bir hareketlenme. Ve ben orada o kadar korktum ki, bilmiyorum, belki yıl sonunda bunu verir fragmanda Acun Bey. Bir de öyle çok komik bir anım oldu. Onun haricinde adanın içerisinde işte korkutmalarımız vesaire böyle şeyler oluyordu. Hani her anını, her yerde bir anı, hikaye biriktirmeye çalıştım. Benim mesela katıl deseler, yani tabii ki açlığa falan dayanamam bu arada ama en korktuğum şey, böyle böcek fobim vardır. Hiç öyle böyle işte büyük böceklerle savaştığınız, gördüğünüz, korktuğunuz falan da oldu mu? Ya, korku deyince aklıma o geldi. Bu arada yani insanoğlu her şeye alışıyor.
Benim sadece tahammül edemediğim, hayvanların her türünü çok seviyorum bu arada. Ama o kontrolsüzce uçan kanatlar var ya, onlarda böyle biraz panik oluyorum. Onun haricinde adada tarantula, yani epeyce büyük tarantulalar vardı. Ama tabii gözlem altında olduğumuz için hani herhangi bir tehlikeli bir durumda hemen müdahale ediyorlar. Kertenkelelerim vardı mesela, onların isimleri vardı. Onlarla arkadaş oldum. Belli bir yerden sonra alışıyorsunuz yani. Bir iki ya. Defa yılan gördük. Aman tanrım. Onun haricinde zaten çok böyle vahşi ya da işte zararlı hayvanla karşılaşmadık açıkçası. Adada hani kavgalar, polemikler dedik, yarışmalar dedik de bunların hepsi konuşuluyor ama bir o kadar da aşkı da konuştuk. Hani böyle daha sonradan adadan ayrıldıktan sonra işte şu aşk yaşıyormuş, bu aşk yaşıyormuş. Bununla ilgili özellikle mesela Mert Öcal'ın gitmeden önce işte ben aşk yaşamam adada deyip işte Suudi Hanım'la aşk yaşıyor olması şu anda. Ya da Batuhan Bey'in işte ben televizyon karşısında böyle şeylere karşıyım gibi bir yorumu vardı. Bu tarz bir sizin görüşünüzü merak ediyorum. Hani adada aşk yaşanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, aşkın nerede, ne zaman, ne şekilde geleceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Bu bir duygu durumudur. O yüzden ben Mert ve Suide'ye hayatlarında mutluluklar diliyorum. Sonuç olarak iki kişinin arasında yaşanan bir şey. O ilişkiyi yaşayan ve onun karşıt görüşünde olan kişilere nasıl o ilişkiye saygı duyuyorsak onlara da saygı duyuyorum. O yüzden ben hayatlarında mutluluklar diliyorum. Yani hani bu konu çok hassas bir konu. Olabilir, olmayabilir. Evet, yani beni çok rahatsız eden bir durum değil. Onların tamamen özgür kararları. O yüzden saygı duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Güzel bağladınız. Güzel. Peki şimdi Survivor'a veda etmek zorunda kaldınız. Aslında çok güçlü bir adaydınız ama mide rahatsızlığınızdan dolayı ayrıldınız. Öncelikle nasılsınız onu sorayım. Yani sonra şu devam an çok şükür daha iyiyim. Daha iyiye gidecek inşallah. Ara ara tekrar nüksediyor ama tedavilerime devam ediyorum ve daha iyi olacağım. O yüzden süper. Böyle evrene de güzel enerji mesajlar gönderiyorum ki iyi olmadığına inşallah daha iyi olacak. İyi olmanıza bu arada çok sevindim. Evet. Ama hayallerinize gidecekken hani bir sağlık problemiyle eğlenmek sizi üzmüştür diye düşünüyorum. O süreçte neler yaşadınız, bu kararı aldığınızda neler hissettiniz diye sorayım. Tabii ki benim için çok 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 zor oldu. Çünkü buraya hem psikolojik anlamda hem de performans anlamında çok iyi hazırlanarak gitmiştim. Evet. Birleşme Partisi'ni garantileyen kişi olarak söylüyorum. Aslında orada ne kadar başarılı olabileceğimi performans anlamında birçok kişiye göstermiş oldum aslında. Çok mücadele ettim. Yani yaklaşık 1,5 ay kadar sağlık problemimle hem Acun Medya ekibi sağ olsun bu anlamda da çok büyük destekleri oldu. Tedavi başlatıldı ama oradaki programın gereği yani yemek beslenmem gerekiyor ama bu da program gereği doğru olmayacağı için olmadı. Tedavilere devam ettim. Ailem burada üzülmesin, anlamasınlar diye kameradan hep uzak durmaya çalıştım. Oyunlara o şekilde ağrım olmasına rağmen çıktım. Çok çok kötü zamanlar geçirdim yani o sağlık anlamında. Biraz iyi olurum, sonra tekrar kötü oluyordu. Sonrasında tabii ki her şeyin başı sağlık diyoruz. Yani benim de annem her zaman hayatım boyunca çok üzüldüğümde ya da kötü bir şey yaşadığımda hep o sözü gelir aklıma. Yani her şeyden önce sağlık, sağlığımız olsun, biz her şeyi başarırız. Bu çok önemli bir olguydu benim için. O yüzden 1,5 ay dayanmaya çalıştım. Ama baktım olmuyor. Daha fazla uzatmanın anlamı yoktu. Sonra Acun Bey'le de konuştuk. Ortak bir karar sonucunda artık yarışmaya bırakma kararı aldım. Kolay olmadı dediğim gibi. Yani her gün o ağrıyı düşünüyorsunuz. Nasıl gidecek, ne sonunda ne olacağını bilmiyorsunuz. Ama hayalleriniz de var. O başarıyı bekleyen insanlar var. O yüzden benim için çok zor oldu. Ve psikolojik anlamda hem de midemle alakalı problemimde döndükten sonra hemen tedaviye başladık. Ama şu an hem psikolojik hem de bedenen çok iyi hissediyorum kendimi. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Ama hiçbir şey yarım kalmadı ya. Hani birçok şeyi başardım. Sonuç olarak orada herkes bir şekilde mücadele ediyor. Evet. En azından sağlıksal problemden dolayı dönmek zorunda kaldım. Sevenlerimi yani biraz üzdüm ama en azından bir eleme ya da bir pota sonucunda dönmedim. Evet. O açıdan biraz kendimi telkin ediyorum. Evet evet güzel. Peki... Döndükten sonra tabii bir alışma süreci var. Biraz da konuştuk kamera arkasında sizinle ama tabii kamera önünde de biraz konuşalım. Hala da zorluk yaşadığınız oluyor sanırım. Neler zorluyor sizi? O alışma sürecine neler yaşadınız? Yani dediğim gibi orası çok zor bir yer ve çoğunu tanımıyorsunuz belki. 15 kişiyle aynı adayı
sevseniz de sevmeseniz de paylaşıyorsunuz. Açlık bir yandan, özlem bir yandan. Ve uzun süren bir maraton. Onun sonucunda şöyle zorluklar yaşadım. Öncelikle insanlara adaptasyon sorunu yaşadım. Bununla birlikte konuşma güçlüğü çektim. Hala da yaşıyorum bunu. Arada çünkü bir anda her şey kopuyor. Yani hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Görüyorsunuz ama algılayamıyorsunuz ya da cevap veremiyorsunuz. Dönem dönem bunları yaşıyorum. 2020 döneminde ben pandemi dönemiydi bizim gittiğimiz dönemde. Döndükten sonra beni en çok zorlayan şey maskeye alışma süreci oldu. Orada çok farkında değildik yani. Evet, konuyu biliyorduk ama bu kadar kötü olduğunu tahmin etmemiştik. Buraya geldikten sonra da asıl sorular bu arada yani ülkede, dünyada olan insanlar yaşamış. Onu sonradan fark ettik. Maskeye alışma zorluğu yaşadım. O sürece yani alışamamıştım. Onun haricinde... Maske, mesafe. Evet. Onun haricinde çok fazla bir şey yok. Yani sadece şu an adaptasyon, yani konuşma, algılama problemi yaşıyorum. Böyle şey oldu mu? O yemeğe gömüleyim hemen gelince falan çıkınca eğlendim. Oradayken öyle düşünüyorsunuz. İşte hani şu olsa keşke, işte o son yemediğim lokmayı falan, onları düşünüyorsunuz ama döndükten sonra her şey bitiyor. Yani sadece bir lokma, bir çay, tamam. Ya. Yani. Peki, bulunduğunuz süre boyunca hiç pişmanlık yaşadığınız herhangi bir durum oldu mu? Bulunduğum süre boyunca hiç pişmanlık yaşamadım diyebilirim. Çünkü o anki psikolojim, o an inandığım doğrularımın olduğunu düşündüm. Ve yaptıklarımdan ya da yapmadıklarımdan hiçbirinden pişman değilim. Keşkem hiç olmadı. Harika. Sadece, ya o da gerçi benim elimde değildi yani eğlenceli taraf. Aslında Elif bu. Gerçekten bu arada kamera arkasında biz çok uzun bir süre sohbet ettik. Çok keyifli, çok eğlenceli. Gerçi ekranda da öyle duruyordunuz ama oranın psikolojisiyle yansıtamayabiliyor insan muhtemelen. Bir de şunu da düşünüyorum. Hani dedik ya sporcu kimliğimle, yani sporcu ruhuyla gittim oraya. Belki de oraya hani o, ben daha çok parkur kısmıyla ilgileniyordum. O yüzden onu hani yarış gibi gördüğüm için belki o şeyi baskıladım, evet, bilmiyorum. Bir de şunu da öğrendim bu yaşımdan sonra. Ben sevginin, samimiyetin ve mutluluğun olduğu yerde bir şeyler başarabiliyorum ve sanırım ailem bunun, aile herkes için tabii ki çok önemli ama onların varlığı, teması, onlara ulaşabilme, bu beni o anlamda da çok kamçılayan bir şey olduğunu orada da bir kez daha öğrenmiş oldum. Onlarla belki bir tık iletişim halinde kalabilmiş olsam, sesini duyabilmiş olsaydım belki çok daha farklı olabilirdi ama maalesef format böyle. Evet. Peki hiç kızgınlık duyduğunuz ayrılırken, yani kızgın ayrıldık, küskün ayrıldık dediğiniz biri oldu mu? Şöyle yine söyleyeceğim, daha önce de söyledim. Survivor'da herkesin psikolojik yansıması farklı oluyor. Survivor'da yaşananlar evet orada kalıyor ama bazıları buraya da taşınıyor olabilir. Kırgınlığım, kızgınlığım kimseye yok. Sonuç olarak hepimiz insanız, hepimiz hatalar yapabiliriz. Üzüldüğüm noktalar oldu. Hani olmadı diyemem. Ama geçti. Şimdi ailemin yanındayım, sevdiklerimin yanındayım, sağlıklıyım. Her şeyi unuttum diyebilirim. O üzüldüğünüz kişiyle burada görüşmeye devam edecek misiniz diye merak ettim. Aslında yani görüşmemek değil de dediğim gibi yani sonuçta aynı sektörde, aynı ortamda bulunabilirsin yani. Hani kanlı bıçaklı bir durumumuz yok. Öyle olsa bile dediğim gibi insanız. Yani konuşarak birçok şeyi halledebiliriz. O yüzden benim öyle bir kinim, öyle bir şeyim yok yani. Yok. Hani gördüğüm anda selam verip sonuçta o zor şartlarda beraber aynı mücadeleyi vermişiz ya da öncesinde çok fazla vakit geçirmişliğimiz var. O yüzden dediğim gibi benim herhangi bir problemim yok. Üzgünlüğüm vardı sadece, o da geçti. Ne bir isim alabiliyorum, ne şuna kızdım, ne şuna küstüm alabiliyorum. Bu kadar naif, bu kadar iyi olmamalısınız. Ama bence böyle olmalı ya. Herkes öyle, keşke böyle olsa. Gerçekten. Keşke ama işte hayat şartları. Evet ama geçiyor ya, geçiyor yani. Hani bir gün çok üzüldüm bir anı gelip bir masada gülerek anlatmıyor muyuz? Yani evet, doğru. Mesela az önce anlattığım Perviz muhabbeti var ya açlıkla alakalı. Mesela şu an geldi. Çok gülerek anlattım ya. Ama orada biz ağladık, biliyor musunuz gerçekten? Hani ağladığım, zorlandığım bir şey şu an gülerek anlatıyorum. Evet, o yüzden doğru. Zaman, süreç, her şeyin ilacı. Evet, doğru. Peki bundan sonraki hedeflerinizi de merak ediyorum. Onu da bir sorayım. Sonra programı noktalayacağım ama kısa bir en bölümüm var. Onu da sonra noktalayacağım. Bu da size sürpriz olsun. Bu sorularda görmediniz. Tamam. yani bundan sonra neler düşünüyorsunuz? Mesela bir ekran yolculuğu düşünür müsünüz? Oyunculuk olur mu? Ne bileyim, şarkıcılık olur mu? Hedeflerinizi merak ediyorum. Öncelikle uzmanı olduğum işte başarılı olmak istiyorum.
bilgi birikim, tecrübem ve eğitim almış olduğum atletizm antrenörüyle hayatıma şu an devam ediyorum. Aynı zamanda pilates ve fonksiyonel antrenman üzerine özel dersler veriyorum. Ve şu an çocuklar üzerinde eğlenceli atletizm adı altında çocuklarımızın bilişsel ve motorik özelliklerini, hareket becerilerini hem de rehabilite edebilecek konumda programlar hazırlıyorum. Onlarla ilgili çalışmalarım var. 7'den 70'e herkesi spora davet ediyorum. Çünkü gerçekten... Hepinize, aynen. Arkadaşlar. Onlarla ilgili bazı projelerim var, çalışmalarım var. Bunları süper. Yapıyorum. Tabii ki burada sevenlerime de bir mesaj da vermiş olayım küçük böyle. Bir müjde verin bize, bir verin artık onu. Küçük vereceğim. Tamam, müjde tamam, küçük veriyorum. Beni gerçekten inanılmaz, hala bile çok fazla mesaj alıyorum. İnsanlar beni ekranda görmek çok istiyorlar. Yani hem performans olarak hem yüzümü, artık hani ne adını ne koyarsanız. O yüzden onlar için güzel projeler geliyor. Şu anda oyunculukla ilgili eğitim süper. Almaya başladım. Harika. İnşallah burada da başarılı olabilirim. Bunu da sadece mükemmel bir oyuncu olacağım için değil, orada alacağım eğitim hayatıma katacağı şeylerden dolayı hem de tecrübe edinmek için. İşte süper. Bazı televizyon reklamlarında oynamakla alakalı bazı şeyler var. Harika. Yani çok dolu bir şekilde çok geçiyor günlerim. Çok yönlü bir şekilde sizi evet. göreceğiz diyoruz evet, o zaman. Kısa bir en sorularım var, ondan sonra programı sonlandıracağım. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlarımın arasında böyle şakalaşırken, yani bu oyunculuk hikayesi de buradan çıktı bu arada. Dedim hala beni nasıl keşfedemediler ya. Bu kadar aslında naif, işte hani sakin görünüyorum ama içinde benim savaşçı bir ruh var. İşte aksiyon evet. filmlerinde falan oynasam. Yani böyle şeyler konuşurken aslında çıktı biz bu yola. Sonrasında Survivor'daki işte mücadelem vesaire. Neden olmasın dedik öyle. Yalnız şu an aksiyon filmi dediniz. Benim gözümde hemen böyle silahlı sahneler falan yani canlandı mesela sizde. Mesela asi bir komiser düşünsenize ben. Harika olur ya. Buradan bütün yapımcıları alıyorum o zaman böyle. Peki soruyorum. Evet. Açlık dışında sizi en zorlayan? Aile özümü. Tamam, özlem de hariç. O da mı hariç? Çok basit oluyor. Açlık ve özlem haricinde beni en çok zorlayan insan ilişkisi diyebilirim. İnsan ilişkisi. Evet. En iyi onunla anlaştım dediğiniz? Ersin abi. Ersin Korkut. Evet. En anlaşamadığınız? En anlaşamadığım yok desem inanır yok, mısınız? Evet, biliyordum bu cevabın geleceğini. Gerçekten yok. Ya yok mu hiç böyle? Yani sevmemekten ziyade ya da kavga etmekten tamam, ziyade yani uyuşmuyorduk gibi, hani böyle yani. Karakterimiz tersti birbirine gibi olabilir. Uyuşmuyorduk karakter. Yok mu? Gerçekten yani şu an, belki şu an yok yani. Sizin anlaşamamak zor yani. Bence ya gerçekten. Yok vallahi, gerçekten yok ya. Tamam. Tam aklıma gelirse söyleyeceğim ama şu an yok. Tamam. En sinsi gördüğünüz. Elif desem olur mu falan diyormuşum. En sinsi. Yok. Ya yapmayın. Yok ya, ben gerçekten ya çok iyilikle yaklaşıyorum gerçekten. Yani o gözle işte ya bak bu böyle falan. Hiç öyle olmadım yani. O yüzden cevap veremiyorum. Peki. Yoksa gerçekten vereceğim. En sempati. En sempati. Ersin abi zaten bir numara benim için, yani çok sempatik. Nisa da sempatik. Yunus Emre çok sempatik bence. Birkaç isim sayabiliyorum herhalde. Tabii tabii. Tamam. Bayağı herkesi sayacak biraz da Elif. Tamam, bu kadar diyebilirim. Tamam. En mutlu olduğunuz gün Survivor'da? Survivor'da en mutlu olduğum gün ailemle ilk konuştuğum gün diyebilirim. Hmm. Çok yani. Duygusaldı. Peki en zorlandığınız? O gün unutamıyorum. Çok zor bir gündü evet, dediğimiz. O gün unutamadığım bir gün var ve çok yakın zamanda yaşadım. Yine bir aile iletişim ödülü ve biz aylarca kazanamamıştık o ödülü. Ve bir oyun ağlardan tırmanmalı bir oyundu. Suya atlıyorsunuz, ağa tırmanıyorsunuz. Orada yine rahatsızlığımın çok nüksettiği bir dönemdi. Ama onlara o kadar ihtiyacım vardı ki yani konuşabilmek. Yani tüm arkadaşlarım tabii ki öyleydi. Oradaki mücadelemde ağlardan ellerim kaydı. Böyle aşağıya doğru kayarak inmeye başladım ve son anda yakaladım. Ellerim parçalanmıştı orada. O oyunu da kaybettik bu arada. Böyle sanki ciğerimi böyle alıp kopardılar yani. Öyle bir kötü zamandı. Çok ağlamıştım.
Hatta orada röportajda da onun farkında değildim yani o duygusallıkla. İşte o ağlardan düşerken aileme tutunurcasına tutunmaya çalıştım dediğimde herkes kopmuş yani. Onu hiç unutamıyorum ve unutamayacağım sanırım o anı. Çok acı bir kapatış oldu ya bu. Değiştireyim. Hemen modumuzu yükseltiyoruz. Benim sorularım bitti. Senin söylemek istediğin, eklemek istediğin, sormadın dediğin bir şey var mı? Yok. Benim için çok keyifli bir röportaj oldu. Dediğim gibi benim doğduğum yer burası. Burası benim evim, ofisim. Hayatımı burada kazanıyorum. Burada devam ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için röportaj teklifimizi. O zaman yakın zamanda ekranlarda inşallah, görmek inşallah umuduyla diyelim. Aynen. Eğitimlerimi almaya başladım. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Süper. İnşallah en yakın zamanda görüşeceğiz. İnşallah. Ve kapanış sözüm olarak. Bir de böyle dizi sonrası falan yaparız. Dizi film sonrası röportaj yaparız. Yani, ne güzel olur. Ne güzel olur inşallah. Harika. O zaman sevgiyle kalın çünkü dünyayı. Hadi sen kapat programı. Ben kapatayım. Hadi kapat. Yo, yakınına. Yakına mı? Sayın Sabah TV seyircileri. Benimle birlikte bu güzel röportajı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almış ve mutlu olmuşsunuzdur. Sevgiyle kalın çünkü dünyayı sevgi kurtaracak. Hoşça kalın.